Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir Medieval Dynasty bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçen bölüm bazı notlar almışım. Bu bölüm o notlar üzerinden gideceğiz. Çavdar yola fekeceğiz. Ondan sonra domuz, tavuk ve kaz alacağız çiftliğimiz için. 3 tane yeni hayvanlar için bakıcı alacağız arkadaşlar. Ve 50-60 tane de hayvan yemi alacağız değerli dostlar. Onun dışında bakalım çavdar mavdar hangilerini ekebiliyoruz şu anda. Keten tohumu bu mevsimde ekilemez. Bunların hiçbiri bu mevsimde ekilemez diyor. Lahana hariç. Lahanayı ekebiliriz. Lahanayı da ben istemiyorum. Suni gübre var. 151 tane. Gübre atılmayan yer yok değil mi tarlada? Evet, gübre atılmayan yer yok arkadaşlar. Tamam, yani bu mevsimde yapacak bir şey kalmamış. Bir su içelim temizinden. Sonra herhalde bugün evleniriz diye düşünüyorum. Çok da evliliğe önem vermedim. Şu görev gelene kadar da sonraki bölümdür biraz ağırlık veriyoruz ona. Gidelim. Bu arada yıkanalım bir ya. Hanımla konuşacağız. Şöyle biraz daha iyice içeri doğru gireyim. Lan deli. Ne yapıyorsun? Bu da burada beni bekliyor. Aslında kirecim var biraz. Evlere yalıtım yapabilirim. Hava kararına kadar. Neredeydi o? 4 numara. Heh. İnşaat. Yalıtım yap. Mesela şurada benim evler vardı. En baştan buradaki dolu evlerden başlayalım. 8 tane gerek. Yalıtım. Bu da yalıtım. Burası da. Yalıtım yaptığım zaman bu insanların gideri azalıyor. Şurayı yapamıyorum. Buraya da yapayım. Abi bir eve çok fazla kireç gidiyor ya. Bana biraz madenci de gerekiyor toplamak için. Tamam. Galiba şey bitti. 100 tane kirecim kaldı. 80 tane falan gidiyormuş abi bir eve. Sohbet ediyorlar oğlum. Çok güzel lan. Mis gibi köyümüz oldu ya. Bu arada arkadaşlar beğeni ve yorum desteklerini peşin peşin bırakın ki keşfette daha fazla keşfedilelim. Tamam mı? Onlar önemli. Lütfen az uz bir şey olmaz deyip geçmeyin yani. Kaç tane kaldı? 37 tane. Tamam, bu dursun. Acil durumlar için gerekebilir. Abi yalıtım yapınca binalarda böyle görünüyor. İki evin yalıtımını komple tamamladık. Ingarda, ben de seninle hoşbeş etmek istiyorum ya. Aklına neler var, nasıl gidiyor, becerilerin canını sıkan bir şey var mı? Bunlarla ilgili konuştuktan sonra geri deyip romantizm yaşayacağız. Günleri nasıl geçiliyor? Sen tanıdığım en zeki insanlardan birisin dedim. Ay, %98 ilgi. Tamam. Tamam. Yarın, oğlum yarın büyük gün. Yarın bu hanımı düşürüyoruz. Bizim avradımız olacak. Bizim şeyimiz olacak. Oğlum şurada arkadaşlar bak. Sadece bir tane şey var. He, tamam, hayvancılık ve çiftçilik aynı. Ben oradaki ayak işaretini, diplomasiyi tavuk işareti olarak görüyordum daha önceden. Tabii ya, benim hatam yani. Hadi yatalım hemen de sabah olsun. Burası benim evim. Hadi mis gibi yatalım arkadaşlar. Sonraki mevsim. Mevsimleri yeniden 3 gün yaptım bu arada. İstediğim işleri yapamıyordum. Her mevsim 3 gün olacak şekilde devam edeceğiz. Evet. Ingarda, neredesin? Aha, buradasın. Dur. Hoşbeş ediyoruz. Hop. Geri. Romantizm. Günlerin nasıl geçiyor? Siz gibi empati yapabilen hassas kadınlara... baktıkça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Tamam, bunu diyeceğim. Umurumda değil dedi ya. Ya fuck off ya. Allah Allah. Senin özelliklerine baktıkça kalabalık oluyorum bilmem ne falan bir şey dedik. Umurumda değil dedi kadın. Klasikleştik bir anda. Evet, burada bazı ekili şeyler var arkadaşlar. Lahanalar. Bunları bir toplayalım mı? Aa, topladıktan sonra bir daha mı suni gübre gerekiyor? Bu lahanaları ne yapsak ya? Çiftçilikte de level atladık bu arada. Dur, elimizde mızrak varken toplayalım. İyi. 40 tane lahanadan 100 tane küsür lahana verdi. Bu lahanayı da yemek yapıp satalım ya. Boşa gitmesin bu geçenkiler gibi. Bakalım arkadaşlar, merak da ediyorum bakın kaç tane verecek diye. 45 tane falan ektik yani, net hatırlıyorum. Vallahi tohumu verdi hepsini. Fazlasıyla. Lahana da 360 tane falan verdi. Mutfağı bir kurcalayayım bakayım. Bu lahanayla neler yapılıyor. Kayıtlı mıyız bu arada? Evet, kayıttayız. Normalde pazar günü videom yok. Pardon, cumartesi günü videom yok. Bunu cumartesi çekiyorum. Cumartesi paylaşacağım. 492 tane lahana verdi. İyi. Bunlar gübreye atar herhalde ya işçiler.
Biz atmayalım ya da atalım ya. Atı açacağız ya, at için şart. Çiftçilikte çiftçilik aletlerinin dayanıklılığı. Islık çağırarak atını çağırabilirsin. Tarım eylemleri sırasında takat tüketimi. He. Bunları açamıyoruz. Abi burada en iyi şey vallahi Hönis bir öncüsü iyi sanki ya. Atı çağırma. He, atı çağırayım, şunlar açılıyor zaten. Meyve bahçesindeki mahsul oranı %10 artar. Bineğin takati %10 yavaşlar. %10 hızlı tarım yaparsın. Tarım yapma olabilir. Durun, şu suni gübremize atalım da. Aa, yeni bir şey ekebiliyorum. Çavdar ekebiliyorum. Tamam, çavdarı ekeceğim. O zaman şöyle yapalım. Önce gübreyi atalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu işte biraz yavaş ya. Beni tilt ediyor. Ondan sonra elimizdeki çavdarların hepsini dikelim. Atlara yem yapacağız ya. Atlara, tavuklara. Hepsine yem lazım. Sonrasını ben de tahmin edemiyorum. Şu an köyleri gezmem lazım ama önce şuradaki XP'leri alalım. Bunlar boşa gitmesin. Arkadaşlar burayı komple hızlandırdım çünkü tarlada gerçekten çok zaman geçirecektik ve sıkıcı bir işti. Sizleri bunlarla oyalamak istemedim açıkçası. Hem de hızlı oldu. Güzel güzel konuşmadan direkt bitirdik. Şimdi arkadaşlar yeni bir teknoloji açıldı. Gıda deposu 2 yapabiliyoruz artık. Nereden açıldı bilmiyorum. Hemen şuradan, bu değil. Evet, buradayız. Ahır ve at ahır arkadaşlar. Son 2 şey kaldı. Yarıladık yani teknoloji puanımızı. Bunları gıda deposu 2'yi hemen genişletelim isterseniz. Şöyle. Bir de bir malzeme eksik. Tırpan eksik sanırım. İnşa et diyeceğiz. Gıda deposu hemen arkada olması lazım. Ama bu yalıtımlar falan boşa gidiyor mu o zaman? Gidiyor bence. Binalar, çiftlik binaları. Hayır. Depolar. Bu da değil. Depolar. Gıda deposu 2. Tamam. Bunu koyunca bizim yalıtım falan boşa gitti tabii arkadaşlar. Yalan oldu. Böyle. 2 leveli çıkardım ama. Bunları da şöyle kapatayım. Ama daha iyi olur herhalde ya. Çünkü üstü hasır malzemelerden şeye geçti. Palas malzemelere geçti sanırım. Emin de değilim önceki haline. Bir içeri girelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ne var bizim burada? Et var. Kurutulmuş et var. Bayağı da bir et var. Bu etlerin bir kısmını pişirmemiz lazım. Hatta pişirip koyalım buraya birazını. Ben uzun süredir av yapmıyorum bu arada. Malzeme biriktirmiyorum. Sürekli buralarda uğraşıyorum. Buradan herhangi birinin evine gireyim de. Ya da kendi evime gireyim ya. Belki şimdi çoğu çocuk gibi şeyler yapıyorlardır. Ateşi yak abi. Eti pişir abi. Ya hayır geri. Eti pişir. Tamam. 125 tanesini birden pişiriyorum ya. Teker teker zor oluyor. Hatırlıyorsunuz mu? Bir kere 200 tanesini tek tek pişirmiştik. 200 kere. 20 dakika sürüyor abi. Böyle iyi ya. Böyle oyun oynanır mı? Bitmez yani. Bazen 1000 tane et pişiriyorsun. 1 saat demek. Hocam. Eti biraz depoya atayım. Bir sürü buğdayımız varmış arkadaşlar çantamızda. Şu an 500'e yakın buğday tahılı var sanırım. Şuradan yine bir tane et yapmışlar. Şuradan koyalım abi. Şöyle bir... 40 tanesini köye bırakacağım. Tamam mı? Diğerlerini yanıma alacağım. Fazlasını satarım. Buradan başka bir şey istemiyorum. Şey istiyorum sadece bir de. Buraya gene bir yalıtım yapayım istiyorum. Onun dışında çantamdaki tahılları size bir göstereyim. Bunları ne yapabiliriz?
Bana yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu sepet neciymiş ya? Çantamızda sepet var. Abi 744 tane buğdayımız var. 598 tane buğday tahılımız var. Ondan sonrası başka neler var? Mesela buğdayla ilgili olarak hasır hasıra dönüşüyor bunlar zaten. Abi çavuş tohumu, haşhaş tohumu, kalay cevheri, keten tohumu, keten iplik. Heh. Ketenin mevsimi gelmedi daha. Keten için yeni bir tarla oluşturacağım muhtemelen. Şimdi bir de şey deneyeceğim ya. Şu çantamda yün vardı ya geçen. Acaba bunu dokuma tezgahında... Yok, bu keten kumaş oluyor. Bu da değil. Çıkrık. Yeterli kaynak yok. Keten iplik, yün iplik. Bunu satın alıyorum abi, yün iplik şeyini. 10 tane yün iplik yapıyorum. Bu yün iplik bir şeye dönüşüyordu ama... Ve bizim ihtiyacımız olan bir şeye dönüşüyordu. Onun ne olduğunu hatırlayamıyorum ben. Onu bir hatırlayabilirsem... Böyle direkli şey mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Aydınlatma sistemi. Galiba onu yapıyorduk ya. Emin değilim ama onu bir kesin deneyeceğim arkadaşlar. Tamam, bunu bir kapat abi. Geri geldik buraya. Şimdi deneyelim bakalım da onu merak ediyorum. Şimdi mobilya, dekorasyon, aydınlatma. Aa, 4 tane yün iplik gerekiyor ya. Aa, bunun teknolojisine biz erişmemişiz bu arada. 4700'deyiz, 5000 istiyor bu. Yün ipliği. Ben yün buldukça biraz yün alayım da arkadaşlar. Yün ya da yün iplik. Birkaç tane o ayaklı aydınlatmadan yapalım istiyorum köyümüze. Bak buralar çok hoş oldu. Ama şunlar sırıtıyor yani. Bu bilmiyorum, benim çok hoşuma gitmiyor. Şimdi hocam. Banyomuzu falan yaptık. Temizlendik güzelce. Şunların bir malzeme eksiği vardı. Onlar neydi acaba? Ne eksikti bunlarda bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Dur, çantamızdaki malzemeleri çiftçilik malzemelerine dönüştüreceğim. Şura mıydı onu yaptığımız yer? Yok, burası değildi. Burası da değildi. Burası da gıda deposu. Galiba şuraydı ya. Bura bu kadar uzak değildi ya arkadaşlar. Evet evet, burası değil. Şu tarafta olması lazım. Ahır arıyorum, ahırı. Normal ahır. Ha, şurada çiftçiliğin yanında. Tamam. Abi çantadaki tüm... Dur bakalım. Yulaf tanesi. Şeyi için, buğday için ne gerekiyor? Buğday tahılı gerekiyor. Ve yulaf tanesi. Tamam. O zaman bizim... Buğdayla bir işimiz yok. Ya tahıla dönüştüreyim de şey yapacağım arkadaşlar. Bunları götüreceğim, depoya atacağım. Çünkü bu adamların bu şey tohumu kalmadı. Bak şu an 1060 tane buğday tahılı var. Un yapabilirim istersem. Yapabilirim aslında, un dursun. Burada ne yapabiliyoruz? Sıva. Aa, sıvam çok. Dur, sıva yapayım biraz. Böyle bir 25 tane sıva yapayım. Yemek deposunu yenileyelim. Etrafının yalıtımını yapalım. Bence yalıtım yapınca daha sağlam oluyordur. O yüzden şimdi göreceğim. Tamam. Ki hasır da zaten elimde çok. Bir de buğday üretmeye başladım ya. Muhtemelen hasırla hiç işimiz kalmayacak bundan sonra. Bura mıydı yemek deposu? Aynen. Hocam hemen yalıtımımızı yapalım. Yalıtımlar önemli arkadaşlar. Şöyle şurayı da. Burayı da. Ya sıva kolay üretiyor da kireç taşı büyük sıkıntı hocam ya. Ondan sonra dikim evine falan acaba burada şey sıvaya gerek oluyor mu ki? Bunları bilmiyorum. Bunları yazarsanız sevinirim bir arkadaşlar varsa. Mesela şuraya güzel dursun diye şurayı ben sıvalayayım. Gözümüzün önü temiz dursun. Ahırı da aynı sıva yapalım. Bir de malzeme çok diyelim de. Yalıtım elime geçti yapıyorum. Güzel duruyor çünkü bunlar. Duvar gibi oluyor. Tamam, burada geçti. Gerçi bu 2 level olacak ya. Keşke yapmasaydık. Şunlara yalıtım yapabiliyor muyum? Yok. Bunların malzemesi farklı. Tamamdır. Şimdi ana depoya gidelim. Şu tahıllarımızdan biraz koyalım. En azından bir 50-60 tanesini. Burada yazıyor bak. Bu neymiş? Gıda deposu. Bu. Gıda deposu. Yok, yanlış yerdeyiz. Diğer ana depoya gitmemiz lazım arkadaşlar. Bak burada ketenler var. 94 tane aldım. Keten tohumu var. 78 tane. Bunlar keten tohumunu ekecekler. Ben şey arıyorum. Neredeydi o diğer tohumlar? Bunlar burada değil. Burada mı acaba? Buğday tahılı. Ne kadar çok buğday tahılım var ya. Şöyle bir 200 tane bırakayım buraya. Tamam mı? Bunlar herhalde bu tahılı dediği şey tohumu yani. Havuç tohumu. Havuç. Bunlar dursun. Keten tohumu var mı? Var, 78 tane. Biraz ilave yapalım. Şöyle çok az bir 40-50 tane. Kütük.
Başka suni gübre. Suni gübreyi biraz ilave yapalım. Bunlar çok atıyor çünkü. Sıva dursun, taş, tuz dursun. Tuzlar, et tuzlarız belki. Çavdar var. Çavdarı da ekmem lazım. Çavdarı ben ekebiliyor muyum bu arada bu mevsimde? Durun bir bakalım. Çavdarın kendisi var. Bende tahılı yok. Onu ahırda tahıla dönüştürmem lazım ekebilmem için sanırım. Harman yeri. Çavdar tahılı. Aynen bu işte. 6 tane daha ekebilirdim böyle. Ama ben göremedim arkadaşlar ya. Bu aklıma gelmedi yani. Keten tohumu var. Bu ketenleri de tohuma dönüştürelim. Abi ilk ürünlerin hepsini burada dönüştürüyorsunuz. Meyve sebzeler, lahana türü şeyler hariç. Buraya boş yer kaldı mı burada? Yok, hepsini buğday ektim. Buğday ve keten ektik herhalde. Çavdar ekmişiz bir de. Keten tarlası yok lan. Bir sonraki mevsim gelmeden yeni tarla yapmamız lazım. Şimdi lahana ile neler yapabiliriz acaba? Ucuz bir yemek türü. Mutfaktan bakalım. Burası mutfağa benziyor. Evet, fırın. Turta, turta, ekmek. Şimdi buğday ekmeği, çavdar ekmeği, beyaz ekmek. Beyaz ekmek yapıp satabiliriz ha. Ama yumurta yok. Hayvanlara gidip bir yumurtaya bakayım ben. Sede börek. Bazlama. Soğanlı bazlama. Bazlama, soğanlı bazlama. Soğanlı bazlama mı olur ya? Bazlama da yapabiliriz arkadaşlar. Kova ve un gerekiyor. Bol tahıllı ekmek. Aman yarabbim, bu ne böyle? Buğday ekmeği. Bunlar çok masraflı şeyler. Lahana ile ilgili bir şey yapamıyor muyum arkadaşlar? Etli turta. Oo, ek, un, kova falan etli turta yapabiliriz aslında. Dut. Balık eti. Erikli turta. Erik. Şu malzemelerimiz bir büyüseydi ağaçlar maaşlar ya. Lapalara bakalım hocam. Çavdar tahıl, ahşap kase, un çorbası. Elmalı lapa, dutlu lapa. Yulaf tanesi lapa, direkt lapa. Yulaf tanesiyle beraber. Çorbalar. Lahana çorbasını arıyorum aslında. Börekli mantar, mantarlı çorbalar. Lahana var. Lahana havuç da gerekiyor yanına, sebze çorbada. Aa, koyu çorba yapabilirim. Tamam. Biraz et bulayım arkadaşlar. Tamam. Lahanaların hepsini koyu çorba yapıp satacağım abi. Ama et bulmam lazım önce. Bunun taslağını satın alayım da. Bir de diğerleri var mesela. Omlet. Lor peyniri. Peynir. Salçalı et. Omlet. Mantarlı omlet. Aa, çok mantarlı omlet olsa da yesek, acıktım. Ben avlanmaya gidiyorum. Önce en kolay av yeri domuzların yanına gideceğim. Bize bir 500 tane falan et lazım arkadaşlar. 500 eti bulmadan gelmememiz lazım. Yanımda yayda taş ok vardır inşallah ya. Şu tepede şey avlanma yeri var. Neydi o zımbırtının adı? Hemen oraya gidelim. Bu arada buraları sanki yola çevirmiş bizim. Evet, geldik yere. Sen beni fark edene kadar ben çoktan sana gelmiş olacağım bile. Tamam, bir gitti. Artık hiç korkmuyorum çünkü ben bir Herkülüm arkadaşlar. Artık sıradan bir köylü değilim. Gel gel. Lan sen de gelsene lan. Gel 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 gel, iyice koş. Bir tane darbe aldıktan sonra gücü tükeniyor. Hocam bunlardan bize bir 80 et gelir. Biz bir bizon avlayalım ya. Ya da direkt rastgele gezelim mi etrafta? Belki bu tarafta da bizon yeri bulabiliriz. Yalnız o lahanaları satınca çok acayip para kazanacağım ben ya. Lan lahanaya gideyim, gıda deposuna koyayım arkadaşlar. He, vallahi öyle yapalım. Ondan sonra köyleri gezerken av yaparız. Köyümüze yeni çiftçi arkadaşlar buluruz. Şey yok mu ya Dut? Şey, suni gübre lazım da. Ha, şey yok. Domuzum yok. Nerede domuz? Taş yok. Vallahi kayıp. Kaybettik hayvanı. Kaçtı mı lan acaba o? Buradaydı. Dur. Takip edelim şeyler, okizlerini. Çok uzaklaşmış olamaz ya. Mantarlar da olabilir aslında da mantarları toplamak istemiyorum şu an. Abi dediğim çok mantıklı ya. Gidelim. Malzemeleri gıda deposuna atalım. Etler çantamıza kalsın. Zaten onları kullanacağız. Geriye kalan... Evet. Mantıklı, tamam. Daha düşünmeye gerek yok, böyle yapıyoruz abi. Evet sevgili gıda deposu, ben geldim kardeşim. Lahana ne veriyormuş? Artı 5 yemek puanı veriyormuş arkadaşlar. 492 tane. Net gereken miktarı da öğrenmeliyim. Bunu da, hayır koymayacağım ya. Yemek istiyorum onu da. Neyse. Onu uyuyunca yeriz. Şimdi mutfaktan... Aa, mutfağın ateşi yanmış. Tam
şeye bakacağım. Lahanaya bakacağım. Salçalı et. Aa, salçalı et var. Soğanlı, közde pişirilmiş et. Oğlum çok güzel yemekler var lan. Et yemekten artık bağırsaklarım ölmüştü. 2 lahanaya 3 et gerekiyorsa 500 lahanaya 750 tane et gerekir arkadaşlar mantıken. Ve kase gerekir, ahşap kase. Bunları da götürüp satacağız. Abi yatalım. Sabah olsun. Ingarda'ya bir tekrardan hoş baş edelim. Belki bizimle evlenmek isteyebilir. Oha, keyfimiz çok güzel oğlum ya. Damroka var burada. Damroka. Yakın zamanda ilginç dedikodular duydun mu? Dur sana daha yakından bakayım. Oo, kaç tane kadın hamile köyde? 1, 2, 3 tane kadın hamile. Amanın amanın amanın. Vay 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 vay. 3 tane. Maşallah. Ingarda'yla da evlenelim de arkadaşlar, bizim de çocuğumuz olsun ya. Tamam, çok güzel. Hadi köy halkı uyanın. Ingarda hatunum. Dur dur dur, gitme. Vallahi hediye vurursam alacağım oğlum. Bana trip atma ya. Yemin ediyorum ki ya. Bak, senin için ateşi bile yakayım. Et ister misin? Vereyim mi? Kızı aldığımızda 18 yaşındaydı. 20 yaşına kadar 20 yaşına geldi ya. Hoş beş et. Tamam. Romantizm. Et. Öpüşmediğimiz her gece dudaklarımız üşüyecek. Sen tanıştığım en zeki insanlardan birisin. Kimisi diyor ki kral gelecekten haber veriyormuş. Ya! Ya var ya. Ya var ya. İlgisi düştü kadının ya. Allah senin belanı versin ya. Oğlum bu ne bu? Burada hiç ağaç kalmamış lan moruk. Vallahi var ya, hiç ağaç kalmamış ya arkadaşlar. Merhaba. Ya vallahi köyde bu yaşlı kadınlardan bir tanesine gideceğim, 35-40'lardaki, diyeceğim ki ya hemşerim diyeceğim, bu kadın benimle evlenmek istemiyor, bak ben burada kendimi oyalanıyormuş gibi hissediyorum diyeceğim, konuş diyeceğim ya. Ya bu ne ya? Allah Allah. Neyse, nereye gidiyoruz hocam? 750 tane et avlamak için köyleri işaretleyelim, yollarda av yapalım. Şu Denika köyüne bir gidek bakayım, hiç görev mönev yapamam vallahi. Denika'dan başlayalım arkadaşlar. Bu yol da bizim yol mu ya? Böyle de yol yapamam ben. Benim değil herhalde ya. Bize bir keten tarlası lazım arkadaşlar ya. Ne gerekiyor keten tarlası için? Dur. Keten. Oğlum ben lahanayı havucu ekerim ha. Bu yemeklerden dolayı. Baharda ekiliyormuş keten tohumu. Biz sonbahardayız. Kış gelecek, yaz gelecek. Neyse. Olmadı. Ama baharda şey, buğday olmuyor. Dur bakayım, buğdaya bir bakalım. Yulaf da baharda ekiniyormuş. Yulafla keteni baharda bir ekmek lazım. Bana bir en az 3-4 tane çiftçi lazım. Ya 4 tane falan lazım hem de arkadaşlar. Aa, hayvanlar kaldı. Ölmezler herhalde ya, aman. Şey de yok, dut da yok hazır. Mevsimi değil herhalde. Şu kuzdillerin alak. Kuzdiller önemli. Mantar da alırım da. Uğraşmak istemiyorum şu an. Evet arkadaşlar, hiç de hayvan çıkmadı ya. Kurt burt saldırıyordu normalde bu yollarda. Avlıyorduk onları. Bronz oka geçmişiz gene ya. Bronz ok kaç tane var ki benim yanımda? 4 tane var oğlum. Taş yok mu, taş yok? Eyvah, vallahi yok herhalde. Silahlardan baksak. Bronz bıçak. Anasını satayım. Taş bıçaklarla saldırırım ya. Vallahi 20 tane falan okum var yanımda. Hallederiz ya arkadaşlar. Şunlardan bir gübre mübre alayım. Ondan sonra meydana bir bakacağım kim var diye. Hemşerim kolay gelsin. Evinize de böyle birden daldık gibi oldu da. Aha dur, bez bebek. Çocuklara verilebilir. Yani benim hatuna. Yelekler var. Keten. Keten gömlek. Keten kumaş. Yata bak. Çok pahalı. Kırbalar var. Tunik. Çanta. Yün. Yün iplik. Aa, yün ipliğin fiyatına bak. 98 sikke. Aman yarabbi. Yünü ne kadara satıyor? 56 tanesini 400 sikkeye satıyor. Çantam var daha elimde birkaç tane ya. Bir bakayım çantaya da. Eksikse alalım. Arkadaşlar 2 tane çanta kalmış ya. Böyle 5. Oha. 3 tane çanta alayım. Ne kadar sikke kaldı? 12.000. Siz göreceksiniz. Ben şu yemekleri bir yapayım. Ben şu yemekleri satayım, sizinle karşılıklı görüşeceğiz. Bu da yemekçi herhalde, anasını satayım ya.
Dagobert'te neler var? Buğday, buğday tahılı, elma, elma ağacı fidesi. Ya bizim aşağıda 4 tane ağaç fidesi eksik aslında. Ekseydik iyi olurdu bunlar da. Neyse, gübreleri alıyorum şimdilik. Sıva var, sıradan çanta var. Thank you. 500 tane çantayı 6 ile çarpsam 3000 sikke eder değil mi? Hayvancılık 1. Aha, hayvancılık 3. Şu, bu buradan değil. Bu da 3. Sen gelmiyor mu lan? İki tane hanım var arkadaşlar. İkisini de alıyorum ya. Hayvancılık, çiftçilik 3 de ver. Gel abi bizim köye gel. Gel abi sen de bizim köye gel. Tamam. Dur dur. Bana niye çarpıyorsun? Rahatsız. Tamam. Yönetim. Şu arkadaşlardan bir tanesini öncelikle Bogurat ve Emerkan'ın evi vardı ya. Bogurat buradan gitti. Onun yanına vereceğiz. Ya attık daha doğrusu. Bogurat ve Emerkan. Tamam, şimdi Bogurat. Lan az önce aldığımız kişinin adı neydi? İsmine bile bakmadım. Sulova. Arkadaşlar. Bogurat ve Sulova. Tamam. Birinin ihtiyaçları gitsin. Okey. Şimdi diğer arkadaşın ihtiyaçları, diğer hemşerimizin. Kendisi Vaislava, işte Vais diyelim buna, Vais. Tıklayalım. Bir tane eve atayalım bunu. İki tane ev kaldı. Mulovit ve yeni kadın. Buraya koyalım bunu. Hemen Mulovit ve yeni kadın. Şurayı değiştir. Vice ve erkek birisi. Böyle işaretleyelim bunu. Çünkü erkeğimiz eksik şu an. Bunları, aa bir de unutmadan. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunların görevlerini de verelim. Bekle. Neredeydi o kadın? Sulava Bara. İş yeri ata. Hocam iş yerimiz öncelikle tavuk kümesi. Birinci kümes. Ata bakalım buraya. Atadık mı? Atadık. Şimdi bu arkadaş besici ya. Doğru yere koyduk mu emin olmak lazım. Çünkü orada hayvanlarımız var bizim. Hayvancılık. Tavuk kümesi birinci kümes. Tamam. Bunlar da onların yaşlarını şey yapıyor. İyi iyi. Güzel. Bu bunlarla ilgilenecek arkadaşlar. Diğerini de ne alırsak ona iş vereceğiz. Atıyorum kaz aldık ona, domuz aldık ona. Hangisini adam alırsak ona iş vereceğiz yani. Şuradan biraz hayvan yemi alalım gelmişken. Adam ölmüş ölmüş. Bu satmıyormuş hayvan yemi ya. Keçi alamıyor muyum oğlum ya? Ha, koyacak yerim yok. Ne diyor? Ortalama ömür 15 yıl. Bunlardan var ya ne yün çıkardı ha. Yani yün çıkmaz da illa bir şey çıkardı. Dur şuradan da gübre alayım ya. Maşallah. Üretimlerimiz iyi arkadaşlar. İki tane. Üç tane. Oo. Beş tane de armut ağacı fidesi aldım. Hayvan yemi var. Hayvan yemi sıkıntı hocam. 50 tane falan alabiliriz bundan. Şöyle. 1000 sikke de buna gitti. Oğlum para var ya, suyunu çekti çekti. Lahanaya gerek yok. Almayacağım. Sıvıya da gerek yok. Gübre yok mu ya bu arkadaşta? Hadi ha, suni gübre. 4 sikke. Normal gübre alınca daha ucuza geliyor ya. 1.4'ten alıyorum. Bunu 4.2'den satıyor. 3.6'ya alıyoruz yani. Arada ne kadar fark var? 0.8. 100 tane de 80 sikke eder. Yani aradığımıza değmezmiş arkadaşlar. Kaba bir hesap yapınca. Evet. İki tane çiftlikçi aldım. Bir çiftlikçi daha alabilirim. Bir de hayvan avlayacağım şimdi. Mesela kurtlar murtlar değil de bize bizon lazım arkadaşlar. Bizon. Aha şurada var. Tamam. Hadi biz ona gidelim. Let's go. Biz onları avlarız. O it bize yeter. Yetmeyebilir. Bir iki hayvan daha avlarsak bu iş olur. Let's go. Arkadaşlar biz onların soyu tükenmek üzere. Artık geldiğim zaman bizon bile bulamıyorum. Gel hadi. Hadi. Aslanım benim. Tamam. Bir tane daha var. O da şurada. O da gelsin. Gel 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 hadi. O da gitti. Başka yok mu? İki tane yetmez bu arada. 750 tane ete ihtiyacımız var. 500 lahanayı paraya çevirmek için. Okların hepsini geri alacağım ya. Bak bir tane daha var. Oo sevindim bu arada. Gel. Biraz yaklaşsın. Zaten bronz oku bir tane koyuyorsun yamuluyor direkt arkadaşlar. Allah. Hadi lan. Bronz bitti herhalde ki
Yamulmadı. Avcılık yeni seviye. Uzun süredir artmıyordu. Bakalım kaç level olduk. Şöyle bakalım bakalım. Avcılıkta. Arkadaşlar hangi seviyeye geçtik bilmiyorum ama bayağı bir seviyeye geçtik. Şimdi hocam. Silahların dayanıklılığı %5 azalır. Tuzak kapasitesi 1 artar. Nişan alırken takat tüketimi. Yay ve arbalet doldurma hızı 110 artar. İşte bu. Bu önemli. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü ben yayla çok avlanıyorum. Arbaleti bilmiyorum. Çok kullanmadım ama yayı çok kullanıyorum yani. Zehirli taş oklarla zor avlamışım ya. Kaç oldu hocam et? 318. 700'e daha çok yolumuz var. Daha bir sürav yapmamız lazım ya. Ama eğer istediğim gibi olursa arkadaşlar 250 tane çorbamız olacak. Lahana çorbası. 50 tanesini köydeki... Tükürdüm bu arada mikrofona. 50 tanesini köydeki şeylere ayıracağım. İnsanlara. Geriye kalan kaç taneydi? 200-250 taneyi de satacağım işte. İnşallah iyi para ediyordur ya. Parayı vuracağız gibi geliyor bakalım. Ya düz mantık şöyle düşünüyorum. Abi lahanayı 4'e satıyorsun. Hadi 2'ye alsınlar. 4'e onlar satıyor. Eti 4'e satıyorsun, pişmiş eti. 6. Tabağı da 1'e satsan 7. En az 10 lira vermesi lazım tanesine. Yani ben 300 taneden en az 3000 sikke bekliyorum. En az. En az bakalım. Ama içine koyduğun etler bir de 2 katıyla çarpılıyor mesela. 3 tane et koyuyorsun, 12 sikke. Anladın mı? Yani 3000 değil de bir 6000 vermesi gerekiyor sikke olarak. Ben buralarda geziyorum ama nereye gidiyorum ben onu da bilmiyorum. Çiftliğe bir yeni birini alalım ya giderken. Şöyle. Ve arkadaşlar anlık bir kararla şu an çiftlikte üretimi değiştireceğim. Kazı barakaları. Efendim burada kireç taşı üretiyoruz. %100 yoğunlukta 32 tane üretiyor günlük. Diğer tarafa bakayım. Burada ne üretiyoruz? Burada biraz kil üretiyoruz. Kili %10 azalt. Taşı %10 azalt. Geriye kalana bakır cevherini aban. Tamam mı? 22 gram. Kireç taşını da zaten diğer taraf %100. Bize kireç taşı üretecek. Kireç taşı çok az yürüyor. Yeni köylü arkadaşlar lazım. Oğlum hayvan yok mu lan köyde? Şu Allah Allah. Geyik bölgesi. Hadi bakayım. Güzel bir atış olsun bebeğim. Değmedi. Ve kaçıyor mu? Kaçıyor evet. Kaçmıyor da bir huylandı ya. Bronz okum çok yok ki. Bronz ok tek mi atıyor lan? O Allah bilir zehirli taş yok diyor. Hayır kaçmayaydın iyiydi ya. Değdi galiba gene. Şu düşen okları ha, bunları alalım. Ağaca saplanmış. Bunları alacağım arkadaşlar. Bunlar önemli hocam. Bunlar... Neredesin gidiyorsun? Ya gitme ya. Eski usul. Dişi karaca. 12 tane et veriyor ya. Et büyük sıkıntı kardeşim. Benim bundan sonra çantamda arkadaşlar gıda depomda 500 tane et olacak ya. Böyle bir kural koyuyorum köylü vatandaşlara. Aslında 80 tane vardı. Pişirdik onu pişirdik. Pişirmeye yedik vardı yani bizim etimiz. Bakayım şöyle tavşan mavşan bunlar uğraştığına değmez ya. Bir de tuzaklarda neler var acaba ona bir bakayım mı? Tuzak. İnşa et. Mobilya tuzak. Küçük balık. Keteniplik. 6 tane keteniplik ne lan? 9 tane 12 tane. Oha. Abi sıçan, kuş ve tavşan tuzağı kurarsam günlük 15 tane et alabilirim bedavadan. Geldi ki. Abi alışveriş yapmayalım. Varsa bir ok alabilirim sadece. Var mı bu köyde demirci? Aha, ha hediyeci var. Hediyeci. Yüzük. Yüzük ne ya? Yüksük. Hediye flört esnasında verilebilir. En ucuzu neyse ondan alacağım ya. Gümüş küpe. Ve yüzük. Bir tane yüzük. Şunu alayım mı? Bunu alırsam garanti olur ama 700 sikke. Yok ya. %90 üzerine çıkarmaya çalışırım. Ondan sonra çıkarınca da hediye veririm. Garantileriz işi. Direkt evleniriz hocam. Erkek. Oo, çok iyi. Bunlarda çiftçi yok. Tamam burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Burayı pas geçiyoruz. Bunda ne satıyor? Aa,
Balıkçı mızrağı 70 sikkeden satıyor. Bir tane alacağım bunu ya. Siz görmek istiyorsunuz diye arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz, tamam mı? Sikkeleri de bol keseden dağıtıyoruz. Sonra bunları bizden istemeseler bari. Hocam, ayı var burada. Ayılara gidelim. Gitmeyelim hocam. Ayılara şeyim yok. Neydi onun adı? Malzememiz yok savlayacak. Bizon var. Bizona gidelim. Hadi. Oraya gittik mi biz daha önce? Geldik geldik geldik. Evet, buraya gittik. Buradan geldik ya zaten. Tamam. Şuraya gitmemiz lazım. Hadi let's go. Oh, uzun bir yolculuktan ve ciğerimi bıraktıktan sonra arkadaşlar bizon bölgesindeyim. Zehirli taş oklarımız kaldı sadece elimizde. Hava da karardı biraz. Ama olsun. Biraz yavaş gideyim de önce ben saldıracağım. Gördüm biz onları. Yani birini gördüm. Onu bir avlayalım isterseniz. 2. Zaten bu gene kadar ölecek, ben size söyleyeyim. Zehirli ok atıyoruz ya. Tamam. Bu gitti. Diğeri şurada. Onu da çekelim hemen. Biraz yaklaşsın. Okları toplamak zor oluyor sonra. Bir bizon daha mı var orada? Ha yok. Bir tane daha. Elimizdeki... Heh, tamam. Yeni bir yöntem keşfettim arkadaşlar mecburen. Ya ne yapayım abi? Uğraşılmıyor yoksa ya. Ok mok mok mok. Hele bir de kaçmaya başladı mı daha da sıkıntı. Şu zehirli okları alayım ya. Bu zehirli oklar biraz etkisi yok yani. Ben beğenmedim bunları. Bronz ve demir ok mükemmel abi. Bunlara iki tane vuruyor bronz ok. Ya emin değilim ama iki tane vuruyor gibi geldi bana. Kaç et oldu hocam? 250 de burada. 500'ü geçtik herhalde. 490. Bir tane daha olması lazım ama. 3 tane avlamadık mı biz? 2 tane mi avladık? 2 de avlamış olabilirim bu arada. 1, 2. Evet ya, 2 tane avladık ya. 3 tane avlamadık. Hop. Şu kırbayı avlayalım. Şöyle. Değdi mi bilmiyorum. Koşuyorum. Değmemiş. Ok nerede? Ok da yok. Ya değsin hadi. Çok okum yok. Bir tane değdi galiba. Ama şu aşağı giden oku alacağım arkadaşlar. Ya zehirlinin verdiği tesirle... Ne olayım? Bu neymiş ya? Ha, kaya maya. Bu muydu yaralı olan bu arada? Aşağıda ok. Hangisi yaralı anlayamıyorum ki. Hiç kan dökmüyor bunlar. Bence kaçtı o ya. Arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bence kaçtı yani. Çok hızlı kaçıyor. Hiç yaralı gibi değil yani. Baltayla dalıyorum hocam. Kaçma lan. Kaçma. Çift atsız olacağım ha. Arkadaşlar. Abi mızrakla yapsak. Mızrak var mı yanımızda? Allah. Kocaman gövde vuramıyorum ya. Allah. Ya hayır ya. Çok güçlü hocam ya. Ok veya iş olmadan bu iş olmuyor. Baksanıza yani. Sığın değil, kocaman bir şey. Bu arada sığın da şeye benziyor. Eşeklere benzemiyor mu sizce de? Şu kafa bölgesi. Şu dökülen malzemeleri geri alalım. Bir iki tane mızrak, balta malta, onlar hep komple gitti zaten. Bize yeni bir avlanma bölgesi lazım arkadaşlar ya. Değerli taş oku alayım. Suyumu da içeyim. Yemeğimi de yiyeyim. Envanter. Yemek 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 yemek. Çiğ et değil de şuradan yiyelim ya. Pişmiş et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yedim vallahi. Yarasın. Haritada ne durumdayız? Burada en kolay avlanma bölgesi. Şu kurt olabilir. Başak da olabilir. Mana bir bizon bölgesi olsa var ya çok iyi olur ya. Bak şuralara gitmemişiz hiç. Buralarda kesin vardır. Şurayı işaretleyeyim ben. Domuz bölgesini. Domuza doğru giderken karşımıza şey çıkarsa avlanırız. Ne çıkarsa avlarız yani. Tavşan dedi mesela. İlla burada bir bizon daha olması lazım. Burası boş bir bölge arkadaşlar. Ormanlık alanda oluyor bunlar. Ormandan gidelim özellikle. Arkadaşlar bizon çıkmadı ya. Başak, güvercin, geyik, tavşan çıktı. Bu bölgede. Oha bizon. Hadi bakayım. Vallahi buldum. İçgüdülerim ya. Yanıltmıyor beni ya.
İki bizon birden gelirse sıkıntı olur. Bu gitti. Şunu da alalım. İki tane bizon var burada. Köyümüze yakın bölgede olması çok önemli. Avlanma da bizi bayağı rahatlatacak. Ve son olarak da şu. Gel. Zaten başka ok da kalmadı. Çantamdaki son ok bunlar. Gel babacığım. Sen gelene kadar ben sana geldim zaten. Evet, bakalım kaç tane olacak. Etrafta şu döktüğümüz malzemeleri toplayıp gideceğim. Hocam 80, 100, 600 oldu şu anda hocam. 600, 150 daha. 750. Allah bereket versin. Bugün yetişir o zaman. Normalde yetiştiremem diye korkmaya başlamıştım ama. Zaten kaseyi kilden oluşturuyoruz, sıvadan. Kilden galiba. Ya da tahtadan, bilmiyorum ama bence kildir ya muhtemelen. Kil daha mantıklı kase için. Bunu da alalım. Bunları da alalım arkadaşlar. Böyle. Bunu da alalım. Tamam. Hocam şimdi köyümüze geri dönüyoruz. Köyümüz nerede? Çok uzaklaşmışız köyden. Şurada. Köyümüze hızlıca geri dönelim. 1020 metre mi? Hop! İyi. Yolda bir şeyle karşılaşırsak onu da şey yaparız o zaman. Kullanırız. Hiç uğraşmayalım bunlarla. Köye dönelim. Hava kararacak. Arkadaşlar ne olduğunu birazdan anlatacağım. Şuradan bir çıkabilirsem size. Ya dur dur git artık. Git, git lan. Git lan. Git lan. Lan git lan. Allah'ın belası. Öl artık. Öl. Bir dakika, kaçamazsın. Seni kovalayacağım ama önce papatyalara bir asılmam lazım. Kara indibada 3 sağlık veriyordu sanki. Asıl papatya. Abi bas 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 bas. Hadi. İlk defa bu kadar papatya kullanıyorum. Ben ormandan giderken değerli arkadaşlar bunlar bana saldırdı. Ondan sonra beni öldürdü. Ben de oyunu hani seriyi bitirmek istemediğim için bir önceki kayıt, otomatik kayıt noktasına beni ışınla dedim. Ve bizon avından önceki yere ışınladı. Sonra bir daha saldırdılar. Benim de biraz acemiliğime geldi. Şunları toplayayım da. 3 sağlık veriyor ya. İyi, bayağı var. Tamam, devam edelim. Şu. Ya biri bitse biri bitmiyor. Gel Allah'ın cezası, gel sen de gel. Gel. Gel sen. Tek yedi hek dedi. Bunu da alayım da. Tamam. İşte böyle oldu arkadaşlar. Beni bir güzel haşlama yaptılar ortada. Gene aynı bizon yerine gidiyorum şimdi. Bir tane daha var. İyi, bereketli oldu yani. Burada daha iyi benim için şu an. Bir sürü şeyim var. Fazladan et buldum. Sadece biraz öldüm. O benim moralimi bozdu. Bunu da alayım. Bir de hava kararıyor. O da ekstra moralimi bozacak şimdi. Bakayım. 590 deri. Şey 590 et. 500'e gitmiştik. Şimdi 590'la gideceğiz. Daha fazla malzeme alacağız. Daha çok para kazanacağız. Harcadığımız paraları çıkartacağız ama hızlı gitmemiz lazım. Biz onlar da beni biraz erken fark etti bu sefer. Bir de az önce galiba biz bizon bölgesini keşfedememiştik. Şimdi gelmişken onu da bir keşfedeceğim ekstra. Hadi. Lan ölmedi. Tamam, bunları geri alayım. Bir tane daha bizon olması lazım da. Ha sağda, o da beni görmüş, hatta bileniyor şu anda. Sen yavaştan buraya doğru gel hemşerim. Giderken ana yollardan gitmek lazım. Tamam, o da gitti. Bunları hemen hızlıca alalım. Hava kararmadan gidersem iyi olur ya. Bir tık korkuyorum çünkü şu an. Yine aynısı başıma gelir diye. Bunları bir güzelce alalım hocam. Son zaten. Son oklarımız. Başka da bir şey kalmadı. Şunu da al. Şunu da al hemşerim. Bunları da alalım. Sonbaharda da bazı mantarlar yetişiyormuş arkadaşlar ya tabiatta. Her tarafta mantar görüyorum. Ama en çok meyve, sebze, bitki, ondan sonra doğadaki yabani bitkiler, bunların hepsi en çok şeyde, baharda hocam. Şimdi şu bizonun tam merkezine kadar girelim de bizonla ilgili şey varsa haritada açılsın. Bakayım bir. Vahşi hayvanlar. Bizonu açamamışız ya. Biraz dolaşayım açılsın, öyle gidelim. Aha, domuzlar da geldi. Ben sizlerden kurtulmak istedikçe kurtulamıyorum ya. Var mı başka? Onlar gelene kadar ben seni toplarım. İki tane daha var. Neyse, fazla ganimet göz çıkarmaz arkadaşlar. Geliyor. Gel hemşerim, gel. Sen de gel.
Yalnız bu şeylere geçti ya, bronz oklara. Tek atıp geçiyor direkt. Tek 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 tek. Gel bakayım, sen de gel. Bugün başıma sadece haydut saldırısı gelmedi. Eğer o da gelirse tam olacak arkadaşlar. Böyle haritayı bir gene açayım. Bizon yok değil mi hala? Domuzlar burada. Böyle az daha geriye doğru. Az önceki yerleri dolaşacağım. Bizon avladığımız yerleri. Oralarda bizon arayacağım. Ondan sonra köye. Arkadaşlar kara göründü. İki tane kurt sürüsüyle karşılaştım. Hiç saldırmadım. Direkt döndüm kaçtım bu arada. Hiç yani popom yemedi açıkçası. Ve sonunda koyaktayım. Birazcık kirlenmiş olabilirim. Temizlenip öyle yatalım. Böyle iyice yüz 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 yüz. Bak belli bir ha tamam. Suyumuzu da içelim. Sabah olacak şimdi. Ondan sonra da işimize gücümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Etlerimizi de aldık. Yarın da yemeklerimizi yaparız. Şimdi biraz karanlık. Şimdi yapmak istemiyorum ama yarın yaparım. Günlerimiz var 5 tane. 2 tane daha şey yaparız. 2 tane direkt aydınlatma yapabiliyorum ama 5000 teknolojiye ulaştığımda ben ara ara gene de gördükçe alacağım onlardan. Batilda. Batilda ile konuşsam, bana aracı olsa var ya, çok mutlu olurum ya. Uyu bakalım. Oy, sonraki güne kadar uyu. Oy. Evet. Batilda burada. Ingarda neredesin? Alevuja. Ingarda. Ya gel şu aramızdaki şeyleri eritelim ya. Bayağı bir bilgilisin. Hoşuma gitti. Böylesi derin bir aşk. Tamam. İkimiz de öyle olmadığımı biliyoruz. Sana bir şey aldım. Sana yorgan aldım. Ah. Hediye ver. Kış aylarında değeri daha da artacaktır bunun. Teşekkür ederim. Yorgan hediye veriliyormuş bu arada. Onu öğrendim arkadaşlar. Yarın da gider yüzüğü veririz. Direkt nikahımızı kıyarız. Lanet girmesin ya. Evet, tabak. Tabakçı, çanakçı, çömlekçi. Oyunda bile materyal işliyor kardeşim. Materyalist bir dünyada yaşıyoruz. Pragmatizmin zirvesindeyiz arkadaşlar. Tezgah. Bunlar değil ya. Ahşap kase. Kütükten mi yapıyormuş bunu? Bu değil mi la? 30 tane var ya, 35 olur sandarız şimdi. 33 oldu, tamam. Ahşap kase. 5 de çarpacağız. 10 kere 5 50. Böyle 50 tane yapsak, 5 kere 50 desek, 100 yapsak 500 yapar, çok olur. 50 tane yapalım ya. 45 tane. Kaç oldu? 225 tane oldu. Herhalde bu kadar falan gerekiyordur. Burası neydi? Gıda deposu. Etlerimiz vardı burada. Lahanamız vardı. Bak, çürümesine bakın, lahananın %100 hiç çürüme yok, görüyor musunuz arkadaşlar? Gıda deposuna koyacağız o yüzden. Çok geç gidiyor öyle. Fırın. Evet, yemek zamanı. Diğer ögeler. Hayır. Lapalar. Hayır. Çorbalar. Bundan yapıyoruz. Hepsini yapıyorum ya. 246 tane yapabiliyorum. Allah arkadaşlar, koyu çorba 250 246 tane. Para zamanı, para. Harcadığımız paraların hepsini geri kazanma zamanı. Ne kaldı şu anda? Lahana bitti. Etim var fazladan. Kasem var. Tamam. Eti de koy abi gıda deposuna. Koy kardeşim. Gel kardeşim. At kardeşim buraya etleri. Pişirilmiş eti bak, bunu da tüketiyorlar. İyi, tüketin kardeşim. Biraz daha ben size et koyayım, şöyle bir 55 tane falan. Yiyin kardeşim güzelce. Küfümüz var. Küf yok mu ya? Küf lazım ya bana. Küf, ama baharda iyi bir küf toplayalım bu sene. 5000 tane dut toplayalım. Hedefimiz bu olsun. Evet arkadaşlar, en yakın köye gidelim. En yakın köy. Burası Denika. 300 metre. İyi ya. Köyümüzü ben güzel yere kurmuşum. Beğendim valla. Yani sonraki sezonda buna benzer bir yere kurabilirim. Ağaç kesmek sorun değil. Zaten başta bir kesiyorsun. Ben 3-4 bölümdür. Ne 3-4 bölümü? Belki de 5 oldu. 5 bölümdür hiç ağaç kesmedim abi. 33 saat oynamışım Medieval Dynasty'yi. 15 bölüm oynadık. Her bölüm demek ki 2 saatte çekiliyor arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı, beğeni ve abonelikleri esirgemeyin kardeşim. Durum iyi olanlar katıldan da destek olabilir. Katıl butonumuz da aktif. Onlar sadece ücretli. Zaten yazın tıklayınca görürsünüz. Genç kardeşler bazen çok yaşıyorlar.
Abonelik bedava mı? Nasıl? O zaman abone olacağım falan diye. Bir şey daha soracağım size önemli. Hiç sorduğum şeyleri yazmıyorsunuz yorumlarda. Anca başka şeyler yazıyorsunuz. Bu atı ben kendi köyüme koyabiliyor mu? Yorumları okuyorum bu arada, yanıtlayamasam da. 5 dakikamı alıyor zaten hepsi. Bunlar önemli arkadaşlar. O da burada. Burada biri kaldı. Mevsim değişince bakarız ya. Bana şey lazım. Aha şu ticaretçiler, şu ticaretçi aile. Tık tık tık. Müsait misiniz? Çaldım bak 3 kere kapıyı. Geliyorum içeri. Ha çıktı. Kapıyı çalınca dışarı çıktı. Evet şimdi yemeklerimiz var. Koyu çorbamız var. 67 tanesini kaç sikke alıyor? 24. Neyse 1600 sikke bu. Dur 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 gitme dur. Dur. İkinci sırada. 114 tanesi. Kaç tane var bende? 179 tane. 2700 sikke bu. Dur 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 gitme dur. 65 tane var. 50 tanesini daha satayım. Wow, para 15.000 sikke oldu arkadaşlar. Köyüme geri dönüyorum. 5.000 sikke kazandık arkadaşlar. 5.000 sikke harcadık. Neler harcadık bir hatırlayalım. Hediye aldık. Gübre aldık. Hayvan yemi aldık. Hediye, gübre, hayvan yemi. Sonrasında neler aldık? Hatırlayamıyorum ya. Şunu şuraya çevirelim de yanlış yere gidiyoruz. Yün aldık biraz. Pahalı olarak. Balıkçı mızrağı aldık. Yani 5.000 sikke harcadık. Bu bölüm 5.000 sikke biriktirdik. Avantajımız var. Elimizde fazladan malzeme kaldı. Avantajımız bu. Yani 5.000 sikke aynı seviyedeyiz. Fazla da malzememiz var. İyi bir derecedeyiz. Gelecek bölüm taşokların hepsini satacağım. Keşke satsaydım bunlara ya. Dur satıp da geleyim. Arkadaşlar şu bronz malzemelerimiz var ya. Aslında bronzları da kullanabilirim. Yok ya sat gitsin ya. Enayi parası. Ben... Aa! Ya tırpan gitti. Neyse yenisini yaparız ya. Tırpan gitti anasını satayım ya. İyi ki ay. Kova. Aa kovayı biz satmak için mi yaptıydık lan chat? He. Bunu da sat o zaman. Biraz fazla mı sattım lan? Fazla sattım herhalde. Taşok. Değerli taşok. Taş kazma. Taş bıçak. Taş balta. Sıradan meşale. Sıradan meşale. Direkt meşale. Ha, bunlar dursun. Çanta dursun. Bak şu çantalar da kesemize kaldı işte. Eğik yay. Bitti değil mi? Bronz kazma, bronz çapa, bronz bıçak, bronz balta, balıkçı mızrağı, bakır çekiç, bakır balta. Tamam arkadaşlar. Şu bakır baltayı da satıyoruz. Çünkü biz bronz kullanıyoruz kendimize. Good luck. Sana da good luck. Değerli arkadaşlar, bu bölümü burada bitireceğim. Gelecek bölümle ilgili notlarımı alayım. Çünkü dediğim gibi iki bölüm arayla çektiğim için unutuyorum bazen. Ya da dur köye gidelim ya. Köye hemen köye gidelim oradan devam edelim. Haritadan yeri işaretliyim de çapraz çapraz koşuyorum. Aa görev gelmiş köyümüze. Aa ne diyorsun? Esselamu aleyküm köylü. Nasılsınız? Pardon ya çok öksürüyorum. Aha tavuklar gıt gıt gıdaklar. Dişi tavuklarımız. Slavborana besici. Civcivlerimiz, yumurtalarımız var. Alayım mı bunları? Aldım valla. Yuvalardan yumurtaları, tüyleri toplayayım arkadaşlar. Bu niye toplamıyor ya? Ha, ben bunun şeyini seçmedim herhalde. O yüzden. Yulak. Yalak pardon. %37, %100 oldu. 19 tane hayvan yemi verdik. 31 tane kaldı arkadaşlar. Bundan sonra ne alalım? Kaz kümesi, kaz alalım. Yalağını doldurayım ben biraz. %100 oldu. Tamam. Buna 30 tane gitti. Bir de domuz ağılı var. Buna bir tane vereceğiz sadece. O da %3 doldu. Tamam. Kaz ve domuz alacağız arkadaşlar bundan sonra. Hayvanlarımız da burada gezecekler. Şu mantarı da alayım. Evet. Yapacağım şey buydu az önce yani videoyu bitirecektim ama unuttum. Gelecek bölümle ilgili plan ve projemizi hemen birlikte yapalım arkadaşlar. Şu sayfa da bitmiş. Evet, gelecek bölüm projemiz madenci al, yulaf al, ondan sonra ek, yeni tarla yap, evlen, ondan sonra çavdar ek, bir tane çiftçi, birkaç tane de madenci alacağız arkadaşlar. Evet, bu bölümden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kaç gün sonra gelir bilmiyorum. Belki bir gün ara verebiliriz artık çünkü hafta sonu misafirlerim gelecek. O yüzden belki video çekemeyebilirim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.